Herkes bir şekilde sosyal yardımlara bağlanmış, bütün iş adamları ihalelere bağlanmış, esnaf TOKİ'ye bağlanmış, TOKİ krediye bağlanmış. Nasıl kırılacak bu zincir? Bu, dediğiniz gibi bu zinciri kırmak zor da bu menfaatlerden yararlananlar bile rahatsızlar. Çünkü hiçbirisinin problemi çözülmüyor. Devamlı bir takıntı var ellerinde tutmak için. Sana şunu veririm. Ama bir yerden de ipini elimde tutarım. Bu insanları rahatsız ediyor. İnsanlar hakikaten kurtulmak istiyor. Bunu net söyleyebilir misiniz? Sizce AKP'ye oy veren taban, seçmen vermeye devam ediyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de gördük bir şekilde. Belki alternatifi olmadığı için mi sizce vermeye devam ediyor? Yoksa burada bir nasıl söyleyeyim? Sıkışmışlık, tıkanmışlık, bağımlı hale gelmişlik durumu mu var kırılamaya? Yani bunların, memnunlar mı bu taban? Bunların hepsinden bir parça var. Onu görmemiz lazım. Yani tek bir sebebe bağlamamamız lazım. Bir defa korku var. Ciddi bir korku var. Ben farklı bir kanaat belirtirsem bundan zarar görürüm. Bana zarar verirler. Yakınlarıma zarar verirler. Menfaatlerimi yok ederler. Bir defa bu korku genel manada iş çevrelerinde de esnaf vesaire gibi bürokraside de bilmem sendikalarda şurada burada çalışanlar kesimlerinde de çalışan kesimlerde de bu korku var. Ama bunu kırmazlarsa buradan kurtulmaları mümkün değil. İşte en son öbür taraftan da İnsanlar artık bıkkınlık gelmeye başladı. İşte bu bıkkınlık yeter artık dedirttirecek gibi geliyor kısmen. Çünkü yani iş bir noktaya kadar geliyor. Tamam ya sesimi çıkarmıyorum ama al sandıkta da bunun karşılığında ben gerekli tavrı sergileyeyim diyebilecek insan artacak. Bakın burada şu var. Yine ben kendi inancımızdan yaklaşarak söylüyorum. Bir toplum layık olduğu yönetim tarafından yönetilir. Toplum istemiyorsa, buna layık değilse birisi zorla duramaz. Toplum isteyecek sandıkta veya istemeyecek. Biz şimdi onları yapmayın, etmeyin, göz göre göre yanlışa destek vermeyin diye uyandırmaya çalışıyoruz. Başka bir imkan da elimizde yok. Yani kışkırtmak toplumu, bilmem aleni hayatı cehenneme çevirecek tepkiler göstermek, bu bizim kanaatimize göre doğru bir yol değil.